Arkadaşlar hoş geldiniz. 1940 yılına Kiev'e uçuyoruz ve gerçekten sonucunu tahmin edemeyeceğiniz inanılmaz bir oyuna birlikteyiz. Beyazlar Konstantinopolski, siyahlar Lukovski. E4 hamlesiyle başlıyoruz. Siyahlardan C5 karşı geliyor. At F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3 ve E6. Evet, Sicilya savunmasında E6 tercih geliyor Lukovski'den ve beyazlar G3 ile oyuna devam ediyor sevgili dostlar. Fili G2'den gelişecek uzun diagonalden. G2'de fil olduğu zaman siyahın altı ve sürüşleri çok daha zor oluyor. Fil E7 siyahlardan. Fil G2. Buraları hızlı geçiyorum çünkü oyunda çok güzel anlar var. A6, kısa rok ve vezir C7. Evet, siyahlar görmüş olduğunuz gibi Sicilya'nın gerektirdiği şekilde gelişime devam ediyor ve 5 sürmek hep bir dert. Çünkü beyazlar dediğim gibi E5 sürecek ve hem ata saldıracak hem de G2'deki fili A8'deki kaleye saldıracak. Dolayısıyla siyahların dikkatli olması lazım. Beyazın buradaki yaptığı hamle gerçekten çok ilginç. İsteyenler videoyu durdurup düşünebilir. Burada beyazlar vezir D2 oynuyor sevgili arkadaşlar. Ne alaka diyeceksiniz? Bu filin önü bu şekilde kapanır mı? Ama şöyle bir planı var beyazların. At BD diye B3 oynuyor. Fili B2'den geçeceğim diyor. Bu atı çekebilirsem C4 süreceğim diyor. Çekemezsem de sorun yok diyor. Bu fil A1'den A8'e güzel bir şekilde baksın diyor. Peki vezir D2 gelmesin. C'nin herhangi bir karşı olabilir mi? Mesela niye rok atmadı? Rok B3. Bu şekilde de oyun aynı şekilde devam edebilirdi. Fil D7, fil B2, at C6. Bu şekilde oyun devam edebilirdi. Çok bir fark olmazdı. Vezir C7, vezir D2, at BD7, B3. Ve kale B8 çok önemli bir hamle. Siyahlar muhakkak B5 sürmek zorunda. Çünkü Sicilya oynuyorsanız vezir kanından bu iki piyondan faydalanmalısınız. Bakalım C3'te zayıf kalan ata siyahlar nasıl bir baskı yapacak. Kale B8, fil B2 ve siyahlar B5 sürüyor sevgili dostlar. Beyazlar da gelişimi tamamladı. Siyahlar da gelişimi tamamladı. Birazdan rok gelecektir. B4 sürüşünden çekinen beyazlar A3 oynuyor. Bu B4 sürüşü biraz problemli bir sürüş. Örnek veriyorum, mesela kale A1 gibi bir hamle yapın. Mesela B4 oynadığını düşünelim. At A4. A5. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama şeyi istemiyor. Mesela şu an G2'deki fil E4'ü kontrol ediyor ama sonuçta siyahlar B7'ye fil çıkacak. B4'e bir baskı yaratacak. O zaman B4 daha önemli bir tehdit oluşacak. Hiç bundan uğraşmak istemiyor. Direkt B4 sürüşünü kesmiş A sürüşüyle. Fil B'de ve beyazlardan F4 sürüşü. Ben merkezden geliyorum diyor. Kısa rok. Ve A7 G1 çaprazındaki muhtemel tehlikeleri gelmeden engellemek adına şaş bir oynuyor burada Konstantinopolski. Allah, adını söylemek bir saat sürüyor. Kale F8, siyahlara gelişme devam ediyor ve vezir E2. Evet, E2'ye gelen vezirin birkaç tane amacı var arkadaşlar. Birincisi E4 piyonunu korumak. E4 piyonunu korumak önemli. Dediğim gibi her an bu fil ya da at başka bir görevde kullanılabilir ve bu piyonun korunması gerekiyor. Belki E5 sürüşü için de destekleniyor olabilir. Diğer fikirlerden bir tanesi E2'deki vezir hem B5'e bakıyor hem de G4 sürüşünü destekliyor bakın. Çünkü eğer siyahlar merkezden gelmeyecekse beyazlar hemen G4 G5 sürüp olabildiğince alanı kazanmaya çalışır şarkılarından. B2'deki fili süs olsun diye buraya çıkmadık. Niye sinirleniyorsun Cem? Sinirlenmene gerek yok ama gerçekten de bu fili süs olsun diye çıkmadık sevgili dostlar. Amacımız G4 G5 sürerek bu filin önünü açmak ve belki de sonrasında F5 süreceğiz. Belki at F5'e zıplayacak ve G7'ye bir baskı olacak. Burada vezir E2, siyahlardan at F8 tercihi geliyor. Kale AD1, kale BC8 ve artık her şey için hazır olduğunu düşünen beyazlar G4 sürüşünü gerçekleştiriyor. Burada biraz videoyu durdurup düşünün bakalım. Siyahlarla oynarsanız bu konumda ne oynardınız? Arkadaşlar, dediğimiz gibi G5 sürüşü önemli bir tehdit. Burada H6 sürerek G5'i engellemeye çalışamazsınız. H4, yani G5 yine sürülür. Bu bir engelleme hamlesi değil. Ek olarak G5 sürüşünü H6 sürdüğünüz zaman almak zorunda kalıyorsunuz birçok variantta ve gereksizlere hat açılıyor. Arkadaşlar, kanat saldırısı geliyorsa tabii ki merkezden karşılık vermek lazım. Siyahlar böyle düşünüp E5 sürüyor. E5'in kötü yanı ne olabilir? Biraz önce söylemiştim, hatta biraz böyle volümü arttırarak söylemiştim. F5 karesini boşaltıyor diye. F5 karesini boşaltması niye tehlikeli? Çünkü F5'e yerleşen at hem E7 hem G7 hem H6'ya bakıyor. B2'deki fille birlikte bu atın takımlaşma şeklinde saldırısını düşünemiyorum şimdiden. At F5, beyazlardan at G6, siyahlardan geliyor ve artık beyazlar sürmeye devam ediyor. G5. G5'le birlikte F6'daki atı kaçacak mıyız? Evet, kaçacağız. At E8 oynanmış. Kaçmayıp at çarpı F4 alınırsa ne olurdu? Kale alır F4. E alır F4 alındığı zaman da, bu şekilde alındığı zaman da arkadaşlar F6 boşta. G alır F6, fil alır F6 ve birçok hamle var. Sonuçta iki tane taş oldu. İki ata karşı kale. At tabii ki daha üstünde. Burada at D5 de oynayabilir beyazlar. Hem vezire saldırıyor. Fil alır D5 gibi bir hamle yaparsınız. Fil alır F6. GF6 zaten alamıyorsunuz arkadaşlar. Vezir G4. Artık buradan mattan beter oluyor. Vezir G7, şah 8
Burada kesinlikle E'de 5 alırız. Kale E1, kale E7 her taraftan mat var sevgili dostlar. Burası olmaz. Evet, tüm bu sebeplerle arkadaşlar, bu da atalı feder anlamıyor. At E8 oynamış Rakowski ve at E8'de beyazlardan çok şık bir hamle. Herkesin videoyu durdurmasını rica ediyorum. Sizce beyazlar bu konuda ne oynamıştır? Alexander Konstantinopolski kale D3 oynuyor. Fikir kaleye üçe aktarmak, oradan H7'ye saldırmak gerçekten çok önemli bir fikir. Ve artık siyahlar at alır F4 almış, daha fazla beklemek istemiyorum diyor. Burada beyazlar tabii ki atağı yavaşlatmayacak. Kale D3 oynarken at F4'ü görüyordu. Kale alır F4 vuruyor beyazlar. E alır F4'ü de saldırıya devam diyor ve vezir H5 oynuyor sevgili dostlar. Artık B2'deki filin önü tamamıyla açık. F5'te çok kuvvetli bir at var. Bu kale her an H3'ten oyuna girebilir ve H5'teki vezir de oyunda. Siyahın acilen bir şeyler yapması lazım, yoksa gerçekten çok tehlikeli bir saldırı kendisini bekliyor olacak. Vezir H5'e burada siyahdan G6 karşılığı geliyor ve gerçekten inanılmaz bir hamle. Herkes videoyu durdursun, üşenmeyin, videoyu durdurun, çayınızı alın ve burada beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar bu maç gerçekten, videonun başına söylemişim çok güzel bir maç diye. Vezir fedası geliyor beyazlardan. Vezir H7 inanılmaz bir feda. Şah F8 oynayamıyorsunuz, mat var, fedayı almak zorundasınız. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ama şimdi göreceksiniz. Kale D3'ü boşu boşuna oynamamıştı Alexander Konstantinopolski. Hemen kale H3 oynuyor, şah çekiyor. Şahın gidebileceği tek yer G8 arkadaşlar. Herhangi bir yere gidemiyorsunuz başka türlü. Eğer bu atın önü açılmış olsaydı kale H8 gayet güzel bir mat olacaktı. Bakın bu fil bir şekilde oyuna dahil olacaktı. Oyunun başına B3, B2 boşuna oynamadı. Hatta vezir D2 ne alaka demiştik. Arkadaşlar filin önünü açmak isteyen beyazlar at D5 oynuyor, vezire saldırıyor ve aynı zamanda mat tehdidini ortaya koyuyor. Eğer siyahlarla bu konuda mat olmak istemiyorsanız, ki kimse mat olmak istemez, F6 oynamak zorundasınız. Veziri kaçarsanız, örnek veriyorum vezir C2 alırsanız, dediğim gibi kale H8 mat var. Bu sebeple kale H8 matı engellemek adına F6 oynanmış arkadaşlar. At F6 falan oynayamıyorsunuz. At E7'ler, sonrasında fil F6'lar, her şey bedava. At E7, vezire, at E7, vezire E7, at E7 alabilirsiniz. Yani nereden baksanız her taraftan mat fikirleri var. F6 alınıyor, kale H8'in de fikirler var. Bu sebeple F6 oynamak zorundasınız arkadaşlar. F6'ya da at F alır E7 almış beyazlar ve siyahlar vezir fedası yapmak zorunda kalıyor. Eğer veziri feda etmeyeceğim ben deyip şah F7 gibi hamleyi imza atarsanız kale H7 şah var. Şahı eğer E6'ya çıkarırsanız flash 3 bir şah daha. F5 oynarsanız E alır F5, G alır F5'ten sonra çok uzun zamandır gerçekten gördüğüm en güzel mat bence. İnanılmaz bir mat olurdu. D5'teki at, E7'deki at ve F5'teki filin uyumuyla, B2'deki fili zaten söylemem bile gerek yok. Gerçekten çok şık bir mat olurdu. Bu sebeple vezir fedası zorunlu. En son bir şah F8 hamlesine bakalım. Arkadaşlar buna zaten veziri yine alıyorum aynı şekilde. O yüzden fark etmiyor. Vezir alır E7 geliyor. Siyahlardan at alır E7 ve şah giydi. Evet, beyazlar darma duman yaptı her tarafı. Ve bakalım oyun nasıl devam edecek. At çarpı C8 alıyor beyazlar. Kale alır C8. G alır F6. Fil çiftinin kuvvetini ayarlanmaya çalışıyor beyazlar. At alır F6 ve fil alır F6. Şah çarpı F6'dan sonra da beyazlar şunu görüyordu. B2'deki fil boşta. Bakın oyunun başına söylemiştim. Bu G2'deki filin önünü E5 ile açarak hep bir tehlike oluşabilir diye. Beyazlar şu an E5'i sürüyor. E5, D alır E5 ve fil çarpı B7. Evet arkadaşlar, şu an bir fil öne geçti. O kadar mata müsait konumdan, karışık konumlardan oyun sonuna geçmemiz gerçekten oldukça ilginç oldu bence. Şu an beyazlar da bir taş önde ama hayat o kadar kolay olmayabilir siyahlar adına. Çünkü beyazlar adına. Çünkü bakın iki tane geçer piyon var. Kolay kazanç yok. Kolay lokma yok. Vezir fil alır B7. Kale çarpı C2 geliyor siyahlardan. Fil alır A6 ve E4. Şu an baktığımız zaman 3 piyon 4 piyon ama iki tane geçer piyon var. Şah ve kalenin bir şekilde burayı durdurması gerekiyor. Özellikle belirtelim, ikinci yataydaki bu kale çok aktif konumda. Bu da beyazlara ciddi bir sıkıntı yaratıyor bu konumda. Evet, fil alır B5. Piyonları da eşitlemeye başardı beyazlar ve siyahlar. Oyunda diğer önemli bir taşı olan şahını hemen aktifleştirmeye çalışıyor. Şah E5. Kale H8, arkadan piyonları tutmak istiyorum diyor. F3, fırsat verdiğin anda piyonları ben sürerim diyor. Kale E8 şah, şah F4, kale F8 bir şah daha. Şah E3 ve H4. Burada G piyonunun olaya dahil olmasını istemiyor. Ama H4'e siyahlardan çok şık bir hamle. Şah F2, kim derdi ki bu şah mat olmayacak, hayatta kalmayı başaracak. Sonrasında kazanç iddiasıyla piyonlara yardım etmek adına F2'ye kadar gelecek. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum, uzun zamandır gördüğüm en güzel oyunlardan bir tanesi. İki tarafta ünlü bir isim değil bu arada. Ona rağmen gerçekten inanılmaz bir maç. Şah F2 şimdi şah eşit geliyor beyazlardan. Siyahlar bu konumda
E3 oynuyor ikinci piyonu sürmek adına ve beyazlar madem fırsatını buldum ben o zaman hemen A4 süreyim diyor. Çünkü burada çok fazla vakit kaybedersek haliyle A piyonu vezir çıkacak. A4 siyahlar E2 sürüyor. E1 eşittir vezir tehdidi var. Burada E2'deki piyonu vurmuş beyazlar. Fiyatı E2 piyonu alamıyoruz. Siyahlar tarafından konuşacak olursak çünkü açmaz var. Kayalar E2 alınmış. Şah çarpı E2 tarzı bir hamle de yapılabilirdi ama buna şah G3 vardı. Beyazın amacı şahı bu tarafa sokmak ve kaya ile birlikte buradaki piyonu düşürmeye çalışmak. Bu piyonu gören siyahlar kayaları E2 alıyor. Şu an bir tane geçer piyon kaldı. Beyazlar A ve B'de iki tane bağlı geçeri var. Tabii ki siyahın piyonu vezir çıkmaya daha çok yakın. Şah3 şahı geliyor da getirmeye ve oradan F3'e saldırmaya çalışıyor. Kale E3 geliyor siyahlar. Kale F6 bu hamle gerçekten çok makul bir hamle değil. Şah2 ile bekleyebilirdi aslında. Mesela Şah2 gibi bir bekleme hamlesine Şah3 oynayabilirdi. F2 şah çekerse Şah2 bu piyon düşebilirdi. Çok dikkatli olmak lazım ama psikolojik olarak o kadar atak konumdan buralara düştüğü için beyazlar çok doğru karar vermiyor olabilir. Kale F6 oynuyor. Şimdi Şah1 geliyor siyahlar. Şah4 buraya saldırı var ama F2. Şimdi vezir çıkacak. A5 sürüyor. Kale çarpı B3. 6 sürüyor ve F1 eşittir vezir. Artık vezir çıkmayı başarıyor siyahlar. Kale alır F1, şah alır F1 ve bu konumda çok dikkatli oynaması lazım iki tarafında. Beyazlar artık şu an maksimum beraber yapabilir. O yüzden çok dikkatli oynaması lazım. A7 oynuyor. Kale A3. Burada A7 yerine şah G5 çok daha makul bir hamle olabilirdi ama A7 hamlesini tercih ediyor. Kale A3. Şah G5. Şah G2 çok önemli. Bakın bu şahın beyaz şaha ve piyona yakın olması lazım ki kazanç iddiasında bulunabilelim siyahlarla. Bu piyonu zaten kale kontrol ediyor. Şah çarpı G6. Şah G3. H5. Şah G4. H6 ve inanılmaz bir hamle. Herkes bu konuda lütfen videoyu durdursun. Sizce siyahlar ne oynamış olabilir? Arkadaşlar bu konudaki ara hamle çok güzel. Kale A6 şah. Fikir de şu. Bakın o pozisyon halindeyiz. Ve siyah şah mutlaka 7. yatağa gitmek zorunda. 7. yatağa gittiği zaman siyahlar piyonu şah çekerek alıyor. Dolayısıyla tempo kaybetmiyor. Şah G6 geri gelinmiş. Şah G6 gelmeyip örnek veriyorum şah 8 kaçmayı deneyin. Şah F5 var. Piyonu sürmeye çalışın. Şah F6 zorunlu hamle. Şah G8 ve kale A8 mat var. Dolayısıyla bu plan çalışmıyor. Aynı şekilde şah F8'e de benzer planlar var arkadaşlar. Şah G5, H7 süremiyorsunuz. Piyon düşüyor. Bu sebeple tekrar şah G6 oynamayı tercih etmiş beyazlar. Şah şah geri çeşit vermemek adına. Kale A6 şah, şah G7, şah G5, H7 ve kale A7 şah. Artık şahın gidebileceği herhangi bir yer yok. F8 karesine giderse H7'deki piyon boşta. Dolayısıyla buradaki piyonu korumak zorundayız. Şah G8'e korursak. Şah G6. Eğer vezir çıkarsak böyle mat oluyoruz. Ama hala bir numara daha var. Bu oyunda numaralar bitmez. H8 eşittir. At çıkabilir burada beyazlar. Buna da arkadaşlar şah F6 ünlem. Çünkü herhangi bir bekleme hamlesi yok. Örnek vereyim. Mesela şah F8 oynarsanız kale A8 mat var. At F7 oynarsanız kale alır F7 var. Ne yapacaksınız? Bekleme hamleniz yok. At G6 oynarsanız da alıyor siyahlar. Ve her halükarda bu konumda siyahlar kazandığı için beyazlar terk etmiş. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Kimse burada siyahın kazanacağını bence tahmin etmezdi. Çünkü oyun boyunca beyazlar saldırdı. Vezir D2, fil B2 oynandı. Sicilya açılışında çift diagonalden filler gelişildiğinde özellikle kanat piyon sürüşüne merkezden piyon sürüşüne nasıl bir oyun oluşabileceğini gördük. Beyazın fedaları, kalite fedaları müthişti. Kale F4 fedası sonrasında vezir fedası inanılmazdı. Ya gerçekten çok şık bir maçtı. Ne desek abartı olmaz. Öyle yorumlar görüyordum hani saldıran tarafın kazanamadığı maçları gösterebilir misiniz diye. O kişinin de isteği olmuş oldu. Bence çok öğretici bir maçtı. O kadar güzel şık fedalar yapmanıza rağmen oyunun sonunu getiremiyorsunuz. Evet sonuç her zaman önemlidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda siyahlar savunmayı bırakmadan eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak kazanmayı başarıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum kısmında kaçta kaç yaptığınızı ve video ile alakalı maçla alakalı görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.